insaniyetin mürebbisi. Bunlar peş peşedir, birbirini tetikler. Değerlerimizi koyduk, bak tasavvurumuzu oluşturduk. Kur'an ne hale dönüşür o zaman? Mürebbi olur. İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet'in ma ve ziyası olur. Beşerin hikmet-i hakikiyesi olur. Hakiki mürşidi ve hadisi olur. Ben şurayı okuduğum zaman bu devirde niye insanlar Kur'an'a karşı eksik, yanlış yönelişlerde bulunuyor daha iyi anladım. Neden? Diyorlar ki anlamadığın şeyi neden okuyorsun? Bunun arkasında çok ciddi bir şekilde tasavvur eksikliği var. Çünkü Kur'an-ı Kerim sadece anlaşılacak bir kitap değildir. Evet, Kur'an-ı Kerim anlaşılmak için indirilmiştir. Ama böyle olması diğer özelliklerini ortadan kaldırmıyor. İşte bunu üstad bunun için söyledi. Çünkü demin söylediğimiz kısımlar artık insanın hayatına sirayet eden yerlere geldi. İnsan tasavvurunda insanın başka şeylere de ihtiyacı var. Çünkü insan sadece akıldan ibaret değil, kalpten ibaret, ruhtan ibaret, vicdandan ibaret ve latifelerden ibaret. Soruyorlar üstada, diyorlar ki bir defa La ilahe illallah demek yetmez miydi? Evet, yeterdi. İnsan sadece akıldan ibaret olsaydı. Ama her bir latifenin buna ihtiyacı olduğu için bunların tekrarında fayda vardır diye anlatıyor. Onun için kitabı şeriattır. Niye önce zikretmiş? Çünkü herkesin ilk planda gördüğü bu olduğu için. Kitabı duadır, kitabı hikmettir, kitabı ubudiyettir, emir ve davettir, kitabı zikirdir, kitabı fikirdir. Kitab-ı duaya bir delil getirdim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an ile yatar, Kur'an ile kalkardı. Bu ifadeyi nereden aldığımı da söyleyeyim. Diyanet'in hadislerle İslam kitabındaki bir ifadedir bu. Oradan aldım bunu. Eğer böyle bakarsanız Hazreti Peygamber de Kur'an'a böyle bakmış. Kur'an'la yatmış, Kur'an'la kalkmış. Nasıl olmuş? Yatarken Nas ve Felak surelerini okumuş. Arapçasını aldım, okumayacağım. Gece namazı için uyandığında da Ali İmran suresinin son ayetini okurdu. Kitab-ı zikir olduğunun delilleri var, ayet-i kerimeler. Kitab-ı fikir olduğunun da hadis-i şerifleri var. Bundan sonra tanım devam ediyor. Çok akıcı bir tanımdır. En önemliden başlamıştır. Bir mantık silsilesi içerisinde birbirini tetikleyen, birbirinin tetinmesi olan şekilde devam etmiştir.